Allah'ım diyorum bazen. Buralar böyle güzelse cennet nasıl bir yer. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çiçi TV'de Hanım Ağa başlıyor. Akolluk Köprüsü. 19. yüzyılda yapılmış, Osmanlı dönemine ait harika bir köprünün üstündeyiz. Sağ ve sol tarafta olağanüstü manzaralar. Kızılin Deresi buradan akıyor. Burada fındık çok meşhur. İnsanlar harıl harıl fındık toplamakta. Fasulyesi, mısırı, çalışkan insanları o güzel yemekleriyle bugün Ulubey Şahinkaya köyü bizi bekliyor. Vallahi kameraman arkadaşım benden bıkmış olacak ki böyle çuvalın üstüne oturttu beni. Herhalde niyeti şuradan yuvarlanıp İkbal aşağı doğru gitsin, kesin çözüm diye düşündüm. Burada bu mevsimde tam bütün orada halkı fındık toplamada. İşte sahil kısmı ayrı, biraz yukarıları ayrı. Maşallah emek sarf etmişler, toplamışlar. Bereketli bir sezon olmuş. Toplamaya devam ediyorlar. Öğrenecek çok şeyimiz var. Özellikle Bencile'in fındık hakkında hiçbir şey bilmeyenler için. Güzel bir program olacak bu. Gelin, şelekleri takmışlar bellerine, fındık toplayan kardeşlerin yanına gidelim. Selamun aleyküm. Bereketli olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Böyle fındık hakkında sıfır bilgisi olan bir insan olarak geliyorum yanınıza. Buyurun, hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah, toplamışsınız. Hoş geldiniz. Bunun adı şelekmiş, bunu öğrendim. Evet, şelek derler. Bölgemize göre sepet diyebilirler. Yani biz şelek diyoruz. Toplamakta çok büyük evet, kolaylık. Aslında yani kolaylık bunu her şeyde kullanabiliriz. Meyve olarak genelde her şeyi kullanırız ama biz fındıkta kullandığımız için, bölgemizde fındık yetiştiği için. Belinden geçiriyorsun. Evet, şu şekilde. Hı. Buradan bu şekilde kancası var. Kancası var. Hı. Bunu çıkarıyoruz. Boşaltıyorsun. Evet, bu şekilde. Çuvalı, hadi boşaltalım. Çuvalımızın ağzını açıyoruz. Bismillah. Bu şekilde boşaltıyoruz. Hay çok şükür. Gördüğünüz gibi işte 5 kilo 10 kilo arasında fındık alır. Bu şekilde bunun topluyoruz bunu. Bunun cinsi ne abicim? Bunu bizim burada göğe fındık derler, çakıldak derler. Ha, çakıldak dedikleri bu, evet, mu? Çakıldak fındık. Çakıldak kaç verir? Mesela kaç çotanak verir? Ya o yerine göre değişir mesela. 5-6 çotanak olabilir, 2 olabilir, tek olabilir. Verdiğin evet, emeğe yani, bağlı evet, olarak değişiyor. Bakımına göre değişiyor, yerine ne göre, toprağına göre değişiyor. Ne kadar arazimiz var? Burada şey var, 5-6 dönüm bir yerimiz var. Normalde burada mı yaşıyorsunuz? Evet, köyde yaşıyoruz. İsminizi lütfen verir misiniz? Meksut Bacaksız. Meksut Bacaksız. Meksut Bacaksız. Evet. Meksut Bacaksız eşiyle beraber, evet, ailesiyle eşim, beraber oğlum, topluyor. Eşim, oğlum beraber topluyoruz. Ya ben çok merak ediyorum Meksut Beyciğim. Yani o kadar dik yerler ki cesaret edebilir miyim oraya inmeye? Edersiniz. İnşallah buraya en düz, yani genelde düz olan arazilerimizden bir tanesi. Daha nasıl? Yamaçlarımız var. Burası daha düz mü? Yani öyle sayılır ya. Düz değil ama yani daha bayır olan yerlerimiz var. Bayır deriz rampa yanı daha olarak. Şimdi arkadaşlar, ama daha düz olan yerlerimiz de var tabii ki. Yani buraya düz diyorsa siz gerisini kendiniz hesaplayacaksınız. Yani, evet. Yani. Hayatım ben yine de helalleşeyim. Hani akrabalarla. Çünkü emek veriyoruz sonuçta. Çünkü yani. Siz alışmışsınız. Evet hani, bu, tabii ki bu bölgenin insanı olduğumuz için biraz da rahat geziyoruz size göre. Tabii yani, ama şimdi bir de hani fındık niye pahalı? İşte herkes fındık alamıyor vesaire diyenler değil, var. Pahalı ucuz. Siz ucuza satıyorsunuz. 1 kilo nohut kaç lira? Kuru fasulye kaç lira ki? Kaç lira bilmiyorum. 1 kilo zeytin kaç lira? Kaç lira? 1 kilo zeytin 40 lira. Bizim fındığımız 20 lira, 23 lira taban fiyat verdiler. Tüccar 20 lira yazdı. Tüccar kaça satıyor 28, 28-30 liraya alıyordu bir ay öncesine kadar. Heh. Şu anda taban fiyat açıkladılar 23 lira diye. Ama bizim fındığımızı yazdılar 20 lira. Bak işte bu şekilde emek veriyoruz biz de. Bağdan i̇şte onu göre demek istiyorum ama şimdi nihayet burada tüketiciye evet, o 20 liraya gelmiyor ki. Evet. 60 liraya ama satılan fındık var. Bu ne yapıyor? Tüccar kazanıyor. Üretici de yani, çiftçi kazanmıyor. Çiftçi ne yani? Bak işte görüyorsunuz. Bu şekilde bahçeden topluyoruz bunu. Harmana götürüyoruz. Buradan nakliyesi var. Harmana götürüyoruz. Harmanda kurutuyoruz. Patatesliyoruz. Tekrar var. Çecini kurutuyoruz. İşte gübresi, altının temizliği, toplaması. Kurutması, bunlar hepsi maliyet. Harmanda, evet. Yani maliyeti hesaplarsan 15-20 lira zaten sadece maliyeti tutuyor. 2 lira 3 lira kalacak şimdi üreticiye. Bozdurup harcayacaksınız. Onda bu şekilde harcıyoruz. Allah emeklerin karşılığını verdirsin. Peki nasıl toplanıyor? Buradan şöyle bakıyorum vallahi gözüm. Yani ben cesaret edemiyorum ya. Düz. Hatun. Karadeniz kadını çalışkan oluyor. Bak kocasıyla biz konuşuyoruz. O hiç diyor ki zaman kaybı yok. Çünkü şu dönemde hemen toplanması lazım. Yağmur da geliyor galiba. Bir düşman da yağmur değil mi şu dönemde? Bizim için bu dönemde Allah korusun aflatoksin olabiliyor, Allah korusun. Güzel kadın.
Ya bak düşersen beni yakalayacaksın ha. Dur bismillahirrahmanirrahim. Vallahi ben keşke biraz keçilerden eğitim alsaydım. Yemin ediyorum benim ayaklarım ben en iyisi kendimi garanti altına ala ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ana! Hayt hayt! Demiyor ki hiç. Sen buraları bilmezsin. Sen fındık toplamayı ne bilirsin? Ben yukarı çıkayım da seninle konuşayım demiyor. Hissedebilmem için demek ki. Ha? Cesaret edemiyorum. Cesaret edemiyorum. Hayır burada görmek sorun değil. Hastanede gözlerimi açarım diye korkuyorum. Bismillah. Anam burası uçurum resmen. Evet karar verdim. Buyur. Ben yerden yere vurup durmayın. Hayatım kavuştuk en sonunda. Çok şükür abla. Benim ayakkabım da müsait değil. Dizim de ameliyatlı. Aynen. Hakkını helal. Vallahi hala kayıp düşecekmişim gibi bir his içerisindeyim. Kayıyorum. Senin fındığının kilosuna 250 lira veriyorum hayatım. Çok güzel olur. Vallahi yani bu, resmen canınız pazarda çalışıyorsunuz. Aynen öyle halimi ama... görüyor musun? Sıcağı. Yemin ediyorum aman şu anda ben kayıyorum. Geri geri gideceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Çocukluktan beri yaptığın için sana kolay mı geliyor bu? Çok da kolay gelmiyor. Yani kolaylığını herkese sorabilirsin. Çünkü bir de hani gençken başka bir şey, yaş belirli bir zamana gelince tabii, kaç yaşındasın? 50. 50 yaşında evet. Bak ben de 50 yaşındayım, ben inemedim. Maşallah 50 yaşındasın, genç kız gibi gözüküyorsun. Genç kız menç kız, inemedim bak sen orada çalışabiliyorsun. Mecburiyet karşısında ne yapalım? Ne yapalım ama mecbur da olsan yapamayabilirsin. Yani hani bedenin buna müsaade etmez, yükseklik korkun olur, vertigon olur. Dizin hastalanır, belin hastalanır, yapamayabilirsin. Ya, dizlerimize de var hastalık, yok değil yani. Gene de yapabiliyorsun. Yani çok şükür Allah'a. Mecbur karşısında yapıyor. Kaç kilo toplayabiliyorsun günde? Şimdi. Vallahi 3-4 çuval topluyorum işte. Bir çuval kaç kilo eder? 60-70 kilo gelir. Gelir. Ben sana şu anda acayip üründen engel oldum, seni engelledim. Hakkında helal et. Helal olsun. Ya bir dakika. Kameraman arkadaşım çekiyor ama hani son görüntülerimi çekmeliyim. Çekiyorsun arkadaşlar. Allah aşkına dur. Tut beni. Vallahi kayıyorum. Gidersek ikimiz bir gideriz. Gitmeyelim ya. Daha genciz ayol. Ben canımı pazarda bulmadım. Bakacak iki çocuğum, anam babam var. Ellerinden yani aynı yaştayız ama üretici olduğun için ellerinden öpüyorum. Anlatabiliyor muyum? Allah razı olsun. Gerçekten çok zor bir şeymiş. Düz bir alan olsa tamam toplayayım. Ama böyle bir alanda çok. Bir de şu var arkadaşlar. Ben kendimi taşıyamıyorum. Onlar da önünde bir de yük taşıyorlar. Bir de ağacın yukarılarına uzanmak için hareketler yapmak zorunda kalıyorsun. Dur kız iki tane fındık toplayayım da bari aşağı indim de toplamadım demeyin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nerede? Alıp yiyebilirsin. Yok yok yemek için değil. Yardım ettim. Heh, evet. Bak bunda çotanak 5 tane. Bu çotanak değil, bu yağlı fındık. Bu yağlı fındık ha. Evet. Çotanak neye deniyor? Çotanak gerilli denmiyor mu? Çotanak sayısının artması, şu tane sayısının artması demek. Evet. O kadar da cahil değilmişim gördüğün yani gibi. Onu biliyormuşum bari. Aşağı inemedim, yürüyemedim ama. Bir de biliyorsunuz çocukluktan itibaren hani boyunuz küçükse bir yerlerden atlama, koplama, kırklama kolay geliyor. Ama boyunuz uzayınca o mesafe de eklendiği için çok daha yüksekteymiş gibi oluyorsunuz. Şimdi çıkmak kolaymış gibi geliyor ama inmek değil. Allah emeklerinizin karşılığını versin. Aynen. Al şeyine koyayım. Neydi? Şelek neydi bunun adı? Gödek, şelek. Gödek, şelek. Burada her şeyin bir ismi var. Ne? Sepet. Sepet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Efendim programımıza kaldı yerden ne var? Ulubey'e bağlı Akoluk Köyü'ne geldik. Su sesleri, yeşillik, herkesin evinin önü yemyeşil. Kendi sebzesini, meyvesini yetiştiriyor. Fındık toplayanlar şelek kullanıyor.
fındıkları kolayca toplayabilmek için şeleğin tamiri yapılıyor. Gelin bakalım biz yiyoruz o fındıkları da. Ne emeklerle o fındık sizin sofranıza geliyor. Yani tıpkı şelek tamiri yapılıyor deyince hani böyle balıkçılar ağlarını tamir eder. Siz de şelek mi tamir ediyorsunuz? Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Tabii en yorgun olduğunuz zamanda geldik. Hakkınızı helal edin. Şöyle geçelim. Buyurun hoş geldiniz. Kim bozmuş onu? Yok yeni. Ha yeni yapıyorsunuz. Hı-hı. Sıfırdan. Evet. Yok aldık parayla aldık. Ha. Yani şu anda ipini falan bağlıyoruz ki bahçede fındık toplayacağız. Yarın toplayacaksınız. Kısmet belki. Olursa. İnşallah. İnşallah. Yağmurun yağması bizim için problem mi toplarken? Yani zaman dinleniyoruz. Ondan sonra açtığı zaman bahçeye gidip ki topluyoruz gene. Topluyoruz. Bu delikanlı kim? Oğlumuz. Oğlunuz. Peki. Sen de her şeyi öğreniyorsun ha? He. He. Neyden hoşlanıyorsun peki burada? Hiçbir şeyden. Nasıl hiçbir şeyden? Köyü sevmiyorum. Nedense tamam. Neden köyü sevmiyorsun? Ya seviyor da işte şimdi nasıl derler bir gençlik var daha yani... Buruğu çağından gençlik çağına girip gençlik çağından ergenlik çağına derken tabii bu geçişlerde böyle bir şeyler oluyor. Yani istiyor ki şehirle de gidelim. Zaten şehirde duruyor yani. Tamam yok şehirde böyle pandemiler olsun minnacık evlere tıkışıp kalalım yani. Aylarca hapishanede yaşıyormuş gibi yaşayalım. Aynen. Bunu mu istiyor? Hayır orduyu severim. İstanbul'da durmak istemiyorum fazla. Ha, normalde ama... İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Ha, siz yazın buraya geliyorsunuz. Ya. Yani buraya yerleşmeye çalışıyorum. Baba ocağı. Baba ocağı geri dönmek istiyorsunuz. Yani emekli olduk 2013'te. İşte yerleşmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş yani. Buraları ama delikanlı mı istemiyor? Ya ben istiyorum. Seviyorum burayı. Demin hiçbir şey sevmiyorum dedin. Nasıl oluyor bu iş? İş olarak. Yani... Ha iş olarak. Ama bak mesela emek olmadan... Bir şey ortaya çıkmıyor. Bunu görmüş oluyorsun. Sen armut piş ağzıma düş mü istiyorsun? Bu yediğim mamaların paraları nereden geliyor? He? Parmağını gösteriyor. Peki Allah korusun. Tabii ki yani annelerimiz babalarımızı hep başımızda kılsın Allah da. Yani hiç kimsenin garantisi yok ki bir taneciğim. Ensen kalın olacak. Ensen kalın olmak ne demek biliyor musun? Duydun mu hiç? Hayır. Kendi işini kendi yapana ensesi kalın denir. Tamam mı? Yani başarımız, rızkımız, çaba sarf edeceğiz Allah da bize verecek. Eğer hep birine bağlı yaşıyorsak o ölü verdiğinde ne olacak? O iflas ettiğinde ne olacak? Değil mi? Bittiğin andır yani. Ya. Bittiğin andır yani. Yani sözün son noktası. Ne kadar güzel bir şey. Sen oğluna aynı zamanda bunu yapmayı öğretiyorsun şimdi. Hem ben de öğreniyorum, o da öğreniyor. Yani dediğim genelde normal şu sepetlerle topluyoruz. Bunlar da pek dayanıklı olmadığından dolayı böyle bu daha biraz evet. Daha yani ondan bir tık daha. Bir tık daha kaliteli. Ağırlığı nasıl sepeti? Fazla da bir ağır değil. Tabii bu hiç kuş gibi. Tabii. Ama yani, bunda zedelenme falan da olmaz yok, gayet fındık güzelce. Fındık da zedelenme olmaz. Olmuyor. Fındık da zedelenme ama olmaz. Başka şeyler de toplayabilirsin bununla sadece tabii fındık değil. Tabii ki canım yani sadece fındık değil. Yani evde fasulyeli, ihtiyaç. Fasulyeli, domates, canım, her şeyi toplarsın. Ihtiyaç. Yani bağda bahçede her tarafta ihtiyaç yani. Ha bunun büyükleri var yani. Büyük ne diyorlar onlar? Sepet mi diyorlar? Ne diyorlar? Şeyler. Hey biniyor. Hey ne? Ha. Hey deniyor. Evet. Hey biniyor. Neler biliyorsun buraya ait? Neler biliyorum? Nereden başlayayım abla? Burada arkadaşın var mı? Sadece amcasını tutuyorum. Ha amca. O da bir hafta mı kalıyor sadece? Ne kadar da kalıyor? O da az kalıyor, bu da az kalıyor. Ha, gelsene buraya gel. Sen de mi az kalıyorsun burası? Ama sen seviyorsun burayı galiba ha? Ben burayı seviyorum. Ben İstanbul'da kalmak istemiyorum. Burası daha güzel. Buyurun ikisinin de fikri İşte. Aynı. Evet. Ama... Ama iş olmasın. İş olmasın. Yani gezme olduğundan sonra ben de her tarafı seviyorum. Sıkıntı yok. Yani bura olması şart değil. Türkiye'nin herhangi bir yeri olsun. Peki şunu soracağız kendimize. Diyelim ki babanın hiçbir şeye yeteneği yok. Öyle oturup çay seven bir adam olsun. Hiç gayret etmesin tamam mı? Ona saygı duyar mıydın? Ya. Yani ileride sen de inşallah baba olacaksın. Sen de baba olacaksın. Bir insan ne kadar çok şey bilirse biz onlara hani küçüklüğümüzde altın bilezik denildiğini hatırlıyoruz. Bir altın bileziğin olsun derlerdi biz kızlara. Bileğine tak. Bu altın bilezik gerçek altın bilezik değil ama.
meslek. Mesela atıyorum şu sepeti örmek. Ben sevgili arkadaşlar, belki size geçtiğimiz programlarda anlatmıştım, hatırlayacaksınız. Zanzibar Adası diye bir yere gittim Tanzanya'da. Herkesin evinin önü satış yeri. Ön taraf dükkanı böyle sermişler, işte orada domates falan yoktu, muz, tropikal meyveler vesaire. Evin arkası da bahçe. Ve herkesin evinin bahçesi muz yapraklarıyla dolu. Müşteri geliyor tatlım. Evin çocuğu mesela orada diyor ki müşteri, 2 kilo muz ver, 1 kilo bilmem ne ver. Salak diye bir meyveleri var mesela, çok lezzetli bir meyve. Şunu ver diyor. Hemen orada 2 dakikanın içinde muzun o yaprağını cırt 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 aynen şunun şey gibi hale getirip sepeti örüyorlar. Ne kadar istiyorsan tak ver. Poşet yok, biliyor musunuz? Yani hiçbir şeyi ziyan etmek yok. Her şeyi değerlendirme var, üretme var. Yani sadece hani karpuz yata yata büyüyor. Onun dışında yata yata büyüyen bir şey yok, değil mi? Bir de böyle bir gençlik var. Ama ne mutlu ki bak, anne babası seninle beraber. Şu anda bu şuraya oğlunu oturtamayan babalar biliyorum ben. Doğrudur. Yani 5 dakika babasıyla sohbet etmeyen, ona hiç yardım etmeyen oğlanlar biliyorum. Maşallah. Bak sen aslında belki de sadece bilgisayar mı oynamak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun? Yok. Şimdi ha? Şöyle söyleyeyim. Oğlumuz hafız. Bitirdi hafızlığını. Sen! Hay maşallah, tebarek Allah, la kuvvet. Ne kadar senede yaptın hafızlığını? İki senede. İki senede. O zaman bismillahirrahman bir şey istiyor. Ne bileyim bir. Hadi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elif. Elif Lamin Bakara suresinin ilk 5 ayetini oku. Ne olur. Hadi. Ne mutlu daha ne olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Neye okuyayım abi? İçinden ne geliyorsa. Amin ya Resul olur. Huvallahüllezi olur. Levenzel ne ol, evet. Okuyayım. Hadi ilk defa bu programda böyle bir şey oluyor. Su getireyim mi? Yok, gerek yok. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتفكر المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وارحمنا وارحم موتانا واشفع مرضانا وحصل مرادنا ودفع بلايا وقضايا بحرمة سر سورة الفاتحة اللهم صل على سيدنا. Ay ne kadar güzel bir şey oldu ya. Ne kadar güzel bir şey oldu ya. Maşallah tebarekallah. La kuvvete illa billah. Babası zaten hafız olmuş. Kur'an okusun. Elhamdülillah. Yani onda bir şey yok. Yani o yüzden de yani. Biraz torpilli. He, torpilli yani. Çalışmamada bilinmede falan yoksa. Ama gene de bil. Bil, cebine koy. Bir gün lazım olur. Yani hiç belli olmuyor hayat. Hiç belli olmuyor. Kolay gelsin. Siz topladığınız bir kısmı oraya ekmişsiniz, koymuşsunuz. Harman yeri de burası mı sizin? Üst taraf. Üst tarafa. Yolun üstü. Yolun üstü. Şu tarafa. Evet. Ha, oraya hazırlamışsınız. Evet, evet. Toplayıp. İnşallah. Fındık da yardım edeceğim babana. O kadar yardım edecek. Çalışması kendine. Ha, parası. Kazandığını kendin mi alıyorsun? Evet. Bir küfe doldurduğu zaman ne oluyor bir torba? Yani kendisini ne çıkarsa bahtına. Kaç kilo toplayabiliyorsun? Şu anda deneyecek. Daha toplamadı. Toplayacak. Ha, işte de. Atıyorum mesela günde bir çuval mı topladı? Çeci olarak da ne kadar çıkar? 20 kilo falan. Yani onda bugün 400 lira. Yani. Oo iş. Çeç dedin. Evet. Kabuğu falan mı demek? Kabuğu yani şimdi kuruduğu zaman patoza veriyoruz. Patozdan ayrılan yani. Tanesini. Tanesini. Evet. Kalanları mı?
yani şu çerçi dediğimiz yani şu şekil oradan alabilir. Bir göster. Şöyle göstereyim. Ayrılan fındıklara çerçi denir yani şu şekil. Ot kısmı değil. Hayır. Fındığın hayır, kendisi hayır. Direkt. Yani buraya gerisine kavsul derler. Yani daha başka bir şey var mı onu da bilmiyorum. Ne ama işe yarar o kavsul dediğin kısım? Hayvanların altına mesela sererler, gübre olur. Nasıl derler? Kirece batı şey, kuyuda yani bir kuyuda kireçle beraber söndürüp şey yaparlar yine gübre olur. Bağ bahçe atmak için tarlada çok çok güzel bir verim. İşte içini çıkarıp fındık içi olarak satıyorlar. Kabuğunu da yine yakacak olarak kullanıyorlar. Yani fındığın her şeyinden faydalanıyorsunuz. Aynen. Maşallah. Kolay gelsin. Bizim karnımız acıktı. Teşekkür ederim. Artık gidiyoruz. Allah'a emanet olun. Delikanlı. Maşallah. Peki senin hedefin ne? Benim hedefim babamın bana istediği gibi şey galiba. Bana don diyordu. Ben de tarımla ilgili bir şeyler okumak istiyorum. Ziraat mühendisi ol. Ziraat teknikeri ol. Olmaya çalışacağım. Hadi bakalım inşallah. Çünkü hayatta yeni bir gömlek almadan, yeni bir ayakkabı almadan yaşanır. Evet. Öyle mi? Evet. Varsa bir tane ikinci ol. Ama yemeden yaşanmaz. Maalesef. Tarım, enerji, teknoloji. Hadi bakalım. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Mutlu ana geldi sıra. Tabii ben aslında bu sefer çok yemek falan yapın istemedim. Aman dedim ne varsa onu yeriz. Ne var olduğunu şimdi göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ay çok güzel akşam sefasına bakın. Merhabalar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam yine. Yemek var mı? Var. Ne var? Var. Turşu çorbası var. Turşu çorbası var. Dur. Ne var ne var ne var? Domates yağlaması var, börek var, çorba yemeğimiz var, kirmit kavurması var. Daha ne olsun? Ellerine sağlık. Hadi selamun aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oraya mı geliyoruz? Evet. Bismillah. Şu ayakkabılara bayıldım, bayıldım. Oo, bu da komando desenli naylon ayakkabı. Ne kadar güzel şeyler yapmışlar. Bismillah. Kuzine. Hastayım kuzineye. Ben de aldım evime kuzine. Sırf patates közlemek için aldım kuzineyi. Evet, bir de kestane. Çok, çok güzel oluyor. Her şeyini pişiriyorsun evet, orada. Evet çok güzel oluyor. Sofra içerideymiş. Selamun aleyküm. Evet. Oo, maşallah tebarekallah. La kuvvete illa billah. Arkadaşlar sünnettir. Ben bir elimi yıkayayım hemen geliyorum. Tamam, saldıracağız inşallah. Biz kimin evindeyiz? Şöyle bir söyleyeyim. Baştan itibaren tanışalım. Evet güzel kız. Merhaba. Merhabalar. Sema. Ben Sema. Evin geliniyim. Küçük gelini. Gelin gibi oturuyorum o yüzden diyorsunuz. Burada mısınız normalde? Burada mı yaşıyorsunuz? Yok İstanbul'da yaşıyorum. İşte bayramlaşmaya, tatile, fındık toplamaya. Sık sık geliyorsunuz. Geliyoruz her sene. Tabii buralı büyüklerimiz mısın? Ya yok Gümüşhaneliyim ben. Kültür farkı var mı aynı karada? Yok. Benzer. Hepsi aynı yemek yöresinin şeyleri aynı. Konuşma tarzımız bile aynı. Ha mesela gelin geldi. Bir de seni tanıyalım bir daha. İsmin soy ismin. Ben Aysel Aydoğan. Aa. Evet. Aa. Evet. Evet. Aysel Aydoğan çok seviyor. Dağı, bayırı, ekmeği, biçmeyi. Evet. Köyünü çok seviyorsun. Evet. Burada evet. Her yere bir isim verdiklerini söylediler. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Şu bahçe isimlerini bana bir sırala. Çok ilginç bahçe isimlerin olduğunu duydum. Faik yeri, Gırık, Kıvanlık. Dokunamıyorum ya. Kıvanlık. Bizim bahçelerimizin ismi kim bu kadar. Kim koymuş bu isimleri? Dedeler, vardır babalar. Vardır bir hikmeti evet. Büyük ihtimal değil evet, mi? Evet, aynen öyle. Peki bu sofrada kendi bahçenizden çıkan neler var? Kendi bahçemizden mısır ekmeğimiz. Kara lahana dolması. O da sizin. Evet, fasulye kavurması. Salatalık. Hakiki salatalık evet. Onlar. Hani onlar pekmezimiz, tut pekmezi. Tut pekmezi. Onlar kendi o fasulye de sizin. Evet, bizim fasulyemizden turşu çorbası. Hayvanın var mı? Var, evet. Ayranımız, hayvanım var. İnek var. Evet, inek var. Kaç tane? Bir ineğim var şimdi. Kurbanlık falan bakıyordum. Sattık, kesildi. Ha. Hayvanlarım kendiniz sadece besleyip basıyor. Evet, ay, çok evet güzel. Aynen öyle. Şimdi bir hayvanım var sağlam, bir buzağısı var peşinde danası. Böyle bizim yaşantımız. Peki hep mi burada yaşadınız? Hayır.
İstanbul'da 17 yıl İstanbul'da oturduk. Ondan sonra buraya dönüş yaptık. Eşimin rahatsızlığından dolayı. Tövbe estağfurullah. İyi ki hastalanmışsınız mı diyeceğiz. Buralara başka türlü gelmek mümkün olmayacak herhalde. Ha? Bence. Değil mi? Vesile oldu. Oranın havasını durmadı. Bu kanama yapıyordu devamlı. Ağzından kan geliyordu midesinden. Şimdi ciğerlerden rahatsızdı. Geçmiş olsun. Ondan geldik, ondan sonra da kaldık o vesileyle. Burada da maşallah burada. Kanlı canlı bir adama dönüşmüş. Evet. Evet. Şimdi burada gelinler tabii Karadeniz'e gelin gitmek, Rize tarafında çay toplayacaksın. Ordu'da fındık toplayacaksın. Aynen. Yani kocana aşık olmadan evvel, evlenmeden evvel bunu iyi düşüneceksin kardeş. Yani sonra evlendikten sonra ben fındığa gelmem, ben çaya gelmem deme. Şansın yok. Doğru mu gelin? Evet. Mikrofonu sana vereyim. Doğru, evet. Sen buralı mısın? Ben de buralı değilim. Kastamonluyum. Ama her sene geliyoruz. Evet. Seviyor musun buraları? Evet, seviyorum. Yani çünkü eşler çok memnunmuş maşallah. Yani her işi yapıyor. Süt de sağıyor, mısırı da topluyor, işte fındığı da topluyor. Ne kadar güzel. Huzur dolu bir ailede yaşamaktan daha güzeli var mı? Yok. Gerçekten peki, çok huzurluyuz. Allah mikrofon alabilir misin? Bozmasın. Amin. Peki buradakilerden hangisi senin yörende var? Hepsi hiçbiri var. Dermiş. Hepsi var. Hepsi var. Ha, iyi o zaman aynı şekilde evet. Yani kültür farkı olmayınca yok, adamlar evet. Da mutlu olur. Evet. Çünkü annesinin pişirdiği yemeğin tadını illa istiyor. Evet. Evet, istiyor. Çok şükür ben de tutturdum. Anneden öğrendin ha? Anneden öğrendim evet. Çoğu şeyi annemden, Allah razı olsun, her şeyi öğretti bana. Maşallah. Ben de onun izinden gidiyorum. Gidiyorsun. Delikanlımızla biz tanıştık az önce. Hangi akrabandı? Akrabanın oğluyla arkadaştın ya. Amcamın oğlu. Ha, amcanın oğlu. O seviyormuş buraları. Hatta şehirden daha çok seviyormuş. Bir de babanıza verebilir misiniz mikrofonu? 17 sene sonra köyüne döndün. Evet. Numara mı yapmıştın? Doğru söyle. Ah, keşke öyle olmasaydı. Onları yaşamasaydım da. Olmasaydı ya. Onları bir daha hatırlamak istemiyorum. Çok zordu. Çok şükür. Çok ama iyisiniz. Ama çok şükür. Allah razı olsun. Gerçekten çok iyiyim. Ona yaşadıklarıma göre iyiyim. Peki buranın havası mı iyi geldi? Suyu mu? Yoksa stressiz olması mı? Aynen. Stressiz olması çok iyiydi. Şimdi oradaki havanın buradaki havaya göre çok büyük farkı var. Bence. Tabii. Bilmiyorum. Bunu ancak yaşayan biliyor ama oranın havasının bana çok ağır geldi. Egzozlardan zaten, çıkan milyonlarca aracı düşünün evet, beyefendi. Evet. Evet. Ben oranın havasından ziyade buranın doktorların da tavsiyesi üzerine zaten birazcık da yoğunum öyle oldu. Aslında pek de gelmeyi de düşünmüyordum. Çünkü oraya yerleşmiştim. Çocuklarım, gelinlerim. Orada taksicilik yaptık. Çok galericilik güzel. Yaptık. İnşaat yaptık. Çalıştım. Taştan çıkardın ekmeği. Yani çok şükür Allah'a ama tabii ki oranın bilmiyorum artık stresi, havası bize gerçekten çok ağır geldi. Yani bir insan taksicilik yapacak da stres olmayacak. Yani, her an senin canın burnun da arabaya sapık mı biniyor, manyak mı biniyor, katil mi biniyor bilmiyorsun ki gecenin bir vakti. Aynen çok şeyler de yaşandı, yaşadık ama diyorum ki iyi ki gelmişim. İyi ki ama iyi ki burada gelmişim. Bir yeriniz varmış ya yeri olmayanlar. Allah onlara da inşallah en güzellerini amin. Versin ki hakikaten yaşamak güzel ya. Yaşamak güzel bence öyle ama... Onun da değerini bilmek lazım. Şimdi ben de köyümde yaşıyorum da böyle paylaştıkça kimileri Instagram'dan yazıyor bana. İkbal Hanım siz şanslısınız. Evet. Köyünüz var da bizim bir köyümüz bile yok diyorlar. Yani ta 3-4 gün evvel şehre gelmişler. Onlar da vefat etmiş. Bir gidecek ay bizim anamızın atamızın toprağı diyecek bir yeri yok. Bu anlamda çok şanslısınız. Evet. Evet. Gerçekten. Daha uzun konuşmasak da diyorum şunları. İnşallah. Kardeşim, buyurun. Teşekkür yani, ediyoruz. Evet. Burada fındık. Neydi? Kermit. Yok Kermit. Muppet Show'daki Kermit aklıma geliyor. Pazardan alınmış. Burada da kendinizde bulabiliyor musunuz? Oluyor. Bahçelerimizde oluyor. Bunu nasıl yaptın tatlım? Bunu azıcık tereyağı koydum. Azıcık sıvı yağ. Hı. Soğan, biber, domates. Azıcık da mısır ekmeği. Onunla kavurdum. Mısır ekmeği içinde mi var? Evet. Hay maş. Bu temiz çatalım. Ondan sonra tabii batırmayacağım. Evet canım. Bunu çünkü çok methetti kameraman arkadaşım Hakan. Dedi ki bunu yemelisin, doyamayacaksın tadına. Bismillahirrahmanirrahim. Azıcık daha erken olsaydı onu bir tuz deyip de yapılsa daha bir lezzetli oluyordu ama tuza yatırmadık daha önce. Bir tek biber acıymış.
Onun dışında gerçekten çok. Bir de sarımsaklı yoğurt döksek bunun üstüne değil mi? O da güzel olur. Yoğurt bedava nasıl olsa. Aynen. Efendim, domates yağlamasını hayatımda ilk defa yiyeceğim. Bunun içinde ne var? Kase şehit kızım oraya. O pırasa var, soğan var, sarımsak pırasanın var. Pırasanın yeşil tarafı. Evet. Tamam. Kanatlarını aldım taze tarladan. Temiz kaşıkla batıyorum. Sonra tabii almayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa deposu. Hanımefendi çok şanslı. Eşi normal tencere yok biber dolmasıymış, şuymuş, buymuş yerine önüne bunu koy mutlu oluyormuş. Aynen. Kolay adamsınız yani. Aynen öyle. Vallahi ararım tip. Yoğurtlama üzerine onu ki. Olmasa bile ben kendim bizzat yapıyorum onları. Ya onlar yani şey değilim. O kadar eşim olmasa bile evde. Becerebiliyor. Aç değilim Allah aşkına. Peki pırasayı pişiriyor musun? Doğruyor musun kavuruyor sadece? Kavuruyorum. Ha, doğrayıp kavuruyorum. Çok az böyle. Bunda sıvı yağda kavuruyorsun ya. Öyle evet, mi? Evet. Sarımsak var, domates, pırasanın yeşil tarafı. Zeytinyağı var. Evet. Unuttuğum bir şey var mı içinde? Hayır. Soğan var. Biraz soğan da soğan var. Efendim kirmit. Kirmit. Bu da herhalde kuru yufka böreği. Evet, kuru yufka böreği. Bu da turşu kavurması. Kavurması evet. Taze fasulye kavurması. Ha, yine hayatımda ilk defa bir şey tadacağım. Turşu çorbası. Yani ay, turşu kavurması, dipleler falan onların hepsini yedim ama bunu yemedim. O nasıl yapılıyor tatlım? Bu en güzeli kışın. Bizde burada kışın. Hanımlar bunu. Abi ya, abi ya. Abi ya hanım ağa programına hayret bir şey. Ya, evet ben verdim mikro. Seviyor adam konuşmayı seviyor. Ha, değil mi? Evet. O turşu çorbası kışları zaten sürekli evet yapıyoruz. Onu ben içeyim hepsini bu benim şeyim olsun. Aynen, evet. Aynen mısır ekmeği. Mısır ekmeğini doğruyor musun evet, içine? Evet içine doğruyorum. Dibine soğanını, sarımsağını yağıyla kavuruyorum. Üzerine de fasulyesini koyup kavuruyorum. Ondan sonra da mısır ekmeğini ufalayıp suyunu koyuyorsun, kaynatıyorsun. Terbiye gibi bir şey var bu. Beyazlık ekmekten mi kaynaklanıyor? Ekmek, evet ekmekler. Hmm, ekşi mısır ekşi bir güzel çorba ki. Mısır ekmeği. Ellerinize sağlık. Burada onu, yaşamın en güzel tarafı. Onu ben şimdi acılı yemezler diye acılı katmadım. Kışın acılı baharatlı yaparız. Soğuk algınlığına birebir yani kaynar kaynar içerler onu. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Burada afiyet yaşamın olsun en güzel tarafı. En güzel tarafı her şeyi doğal. Havası temiz, suyu temiz. Doğal ya sıkıntı, sıfır. Stres yok sıfır. İstanbul'da dururkenleri o kadar hastaydım, o kadar rahatsızlığım vardı ki bildiğin gibi değil ama çok şükür buraya geleli o sıkıntı, stres gitti. Taze gibiyim diyor evet, burada. Evet, yani, çok şükür rahatsızlığımız var, bel fıtığıydı. Şuydu buydu ama onlara takmıyoruz. Allah'ıma çok şükür bizi gezdiren Allah'ıma. Çok yapıyoruz, işlerimizi yapıyoruz kendi hayvanlarımı bakıyorum. Ben Allah'ımıza nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten bilmiyorum. Türkiye'nin dört bir tarafına git. Kapılar açılıyor ve hani Tanrı misafiri deyip herkes içeri buyur ediyor. Önce teşekkür ediyorum size. Biz de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayaklar olarak. Sağlık. Allah razı olsun. Her şey çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Gelinler. Afiyet olsun. Benim gelinlerim de bakalım Türk yemeklerini böyle güzel güzel yapacaklar mı? İnşallah. Biri benim yabancı gelin. Evet ama seviyor Türk yemeklerini de. Küçük oğlum büyüdüğü bakalım. Gelin olması nasıl bir şey insanın? Bana söyle. Vallahi torun çok, olması. Torunu çok merak çok ediyorum. Çok seviliyor. Hani çok mutluluk da yani. Gelin de çok seviliyor. İnan ki yani bilirlerse onlar ben kızlarımdan fazla seviyorum yani. Kızların duymasın. Kızlarım deyince yok, bir kızım var bir kızım da. Yani o elin oldu. Kızım seviyorum onu da ama onlar da benim oldu şimdi. Ha, al gülüm ver onun gülüm için, oldu. Onun için nereye yani? Biraz da ondan söylüyorum. Hayır nasıl? Hayır. Biraz iş yoğunluğu var ya biraz yardımcı olsunlar. Ha, i̇ş yaptırmak ya için mi? Hayır. Sorabilirsin memnunlar mı yani? Arkadaş gibi, kaynana gibi değil yani. Çok arkadaş güzel gibiyiz üçümüz de. Allah nazarlardan amin saklasın. Amin. Ama bizimki büyük gelin sensin. Gene de bak mesela sen küçük gelinsin ya. İlk bu zorluk kısmında genelde büyük gelinden atlatır. Şimdi huzurlu bir aile gördüm ya arkadaşlar. Gelmişken biraz ortalığı karıştırayım diye. Ama değil mi yani? Hani o büyük gelin bir ilk defa gelir bir ortama alışır. O küçük geline ön ayak olur. Evet. Yani ilk olmak daha zor değil mi? Ne diyorsun? Zor ama çabuk alıştım. O yüzden çok zorluk çekmedim. Yani Allah sevgisi ve inancı olduktan sonra değil mi? Onlar da evet bir emanet, onlar da anne baba. Efendim aynen ne diyorlar? Söyler misin? Sufle verir misin kardeş? Neydi? Allah verir. Artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin. Ha.
Allah versin artırsın, sofrayı kuran kaldırsın. Hadi hoşçakalın, ben çayımı da bahçede içeyim. Artık başka bir yere doğru yola çıkma zamanı geldi. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok mükemmeldi. Çok teşekkür ettik. Ayaklarınıza sağlık. Unutulmayacak. Allah razı olsun. Bu çorbayı hiç unutmayacağım, nefis. Kirmiti hiç unutmayacağım adından ötürü. Domates yağlamasını da unutmayacağım. Hayatıma yeni şeyler kattınız. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun. İşte çiftçinin en mutlu olduğu an, hasadı topladığı zaman. Sabahtan beri çalışıyorlar. Buraya da harman yeri diyorlar, değil mi? Herkesin harman yeri başka. Sizin harman yeriniz de burası. Öyle mi amcacığım? Sen de buraya gelsen, bu teyzemle bir konuşsak ne olur. Selamun aleyküm teyzeciğim. Nasılsın? Öpmüyorum. Yok, elini. Virüs yok. Var ya. Öpme yok. Şimdi herkes korkuyor. Tedbir almamız tabii, lazım. Muhakkak. Yorgunluğun çıksın diye çayını demledin. Çayını demliyorlar, içiyorlar. Yok şükür. Neredesin? Ben mi? Kırıkkale'liyim. Öyle mi? Olsun. Kırıkkale, evet. Ankara'ya gel. Kırıkkale, Ankara. Maşallah. Ne kadar bahçemiz var amcacığım? Var. Allah'a şükür. Bahçemiz... Var o aşağı yukarı, amale çalıştı, 4 gün çalıştı. Maşallah tebarek, evet, Allah Allah. Evet. Şimdi bundan sonraki işimiz ne? Da var. Ha, orada da harman var. Evet. Oo, esas oradaydı. Şimdi bundan sonraki işler neler? Evet. Bundan sonra bu 2-3 günde hava olursa kuruyacak. Bundan sonra bodoza verecek Allah nazım ederse. Ondan sonra artık içinden fındık evet, alacağız. Ondan sonra da serip ecik kurutacaksın. Ondan sonra... Müşteriye gideceksin. Öyle evet. Peki kendiniz neler yapıyorsunuz fındıkla? Fındıktan ne yapalım işte? Ya işte bir şeyler alıyor. Arazimiz bizim biraz azdı. Ha. Hep buraları satın aldım. Maşallah. Kendimiz çıkardık, ettik, diktik. Bu hale geldik çok şükür canım. Kaç sene aldı bu iş? Aşağı yukarı ipi oldu. Aşağı yukarı yaşta 80. Hay maşallah. Yaş 80. Allah. Evet. Yaz 80 ama işleyen demir ışıldıyor. Çok şükür Cenab-ı Allah'a, yaptığımız iş tabii meydana geldi. İşte benim de oğlum. Boşuna yaşamadım diyorsun. Ya çok şükür. Ne güzel bir şey üretmek amcacığım. Öyle yavrum. Ne kadar güzel üretmek. Çok şükür Allah'a. İşte, Allah'ın izniyle. İşte bir torun da işte abi sen olacak. Abi öyle fındık. Mekanı cennet da, olsun. Bu da abi öyle çektim, ekti. Gitti Ankara'da, bunun bir polis arkadaşı vardı. Onunla beraber nişan düğünü yaptılar, ettiler. Geri geldi, biz de göremedik. Geldiği gece gezime gitmişler. Hadi oğlum, perşembede... Ay, kaza mı geçirdin? Kaza. Dünya boş amcacığım. Dünya, evet. Yani hani burası ekilip biçilecek bir yer dünya. Evet. Ve her an bırakıp gidilecek bir yer. Öyle. Hiç kimse kalıcı değil. Tabii, doğdun öleceksin. Çaresi. Alnımızın akıyla yaşamayı evet, ve tertemizde ölmeyi... Oo, ısınmış torbanın içinde durduğu için. Evet. Bugün çok güzel sıcak vardı. Evet. İyi midir? Sıcak. İyi de çalışan biraz zor. Amele vardı. Kıpkırmızı olmuş sıratı. Biraz da uğraştık. Evet, biz toplamadık kendimiz ama işte yükle pat pat vardı, yükledik, ettik, briyat, arabiyat, briyat, devir, dünya böyle işte. Ama bu tatlı bir şey, tatlı bir yorgunluk. Çalışmak itman. Benim çalışmam itman, böyle spor yapamıyor, gidemiyorum ben, her zaman spor bu. Doğal spor. Doğal spor. Teyzemle? Teyzen de ezildi. Ben esasında... Arıcılık yapıyordum. 19 sene yaylaya gittim geldim. Askerliği de Etimesut'ta yaptım. Ankara'da yaptın. Evet. Teyzem niye çok mu çalıştı da ezildi diyorsun? Evriyesi o oldu. Ben de işte gurbetlik yapıyordum ara yanlarında. İşte öyleydi. O zaman şimdi programına da hanım ağa amcacığım. hanım ağa. Hanım tam hanım ağalık yapmış. Yani koca burada yokken sen hem erkek oldun hem kadın oldun, ne öyle mi? Ne yapalım yavrum? Ya olmasa bu meydana gelmez. Kaç çocuk büyüttün? 3. Maşallah tebarek. 2 oğlum bir kızım var. Ama ne yapalım abi, küçük oğlum. Tamam artık Allah'ındı. Biliyorum tabii. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Çünkü şöyle Allah'ın da gücüne gider. Aslında diyor ki Cengiz Numanoğlu'nun bir şiiri var. Düşünsene diyor, sen bile senin değil. Yani biz birisi öldüğü vakit niçin üzülüyoruz? Onu bir daha göremeyeceğimiz için üzülüyoruz aslında. Bununla da alakalı, hani babası görünmek istemedi evladımızın. Ama özellikle senin için anlatıyorum kardeşim.
Mesela dünyanın en güzel yerine tatile gidin. Bir hafta sonra canınız sıkılıyor. Kötü bile olsa kendi köyünüzü özlüyorsunuz. Evet. Bizim de ruhumuzun gerçek evi orası. Evet tabii ve, yavrum. Ve Kur'an-ı Kerim'de şunu söylüyor sevgili arkadaşlar, Yüce Rabbimiz. Bu dünyanın 50 bin senesi gerçek alemin bir anına tekabül ediyor. Yani daha bizden evvel giden anneannelerimiz, babaannelerimizle selamlaşmadan bizden sonrakiler yanımıza gelmiş olacak. Evet tamam. Allah güzel yerde kavuştursun inşallah. İnşallah yavrum. Nasıl ki emek sarf ettiler, gübrelediler, otlarını yoldular vesaire. Emeklerinin karşılığını aldılar. Yüce Rabbim bu dünyada hayırlı ameller ekip heybesi dolu vaziyette ahirete göçenlerden eylesin hepimizi. Amin. Esas orada hasadımızın iyi olması lazım. Değil mi? O teyzecim benim, canım benim. Bismillah. Duvarın nem insanı gam yıkar. Aman diyeyim. Allah'ın da o Allah aldı. Tamam mı teyzeciğim? Elaki yavrum, elaki. Canım benim, canım benim. Ne yapalım? Ne yapalım? Bir şeyimiz yok, kapıları çektim. Ah kurban oldum. Evet. Programın sonu böyle bitsin istemezdim ama her şey bizim için. Hiç kimse, hiç kimse bu dünyada kalıcı değil. Yok, yok, severim gözüm. Oy canım benim. Hadi Allah'a emanet olun. Rabbim sizi hıfz etsin, korusun inşallah. Çok sevdik biz sizi. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.